Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde Domino's Pizza'dan sipariş verdik. Daha önceki bölümlerimize bir göz attık ki, bir de gelen yorumlara da baktık ki hiç pizza siparişi vermemişiz. Sanki bundan hiç haberimiz yokmuş gibi konuşuyorum ama hayır, biz genelde pizza siparişini sonlara, daha sonralara bırakmayı düşünmüştük. Zira pizza paketinde çok fazla inceleyeceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorduk. Yani pizza dediğimiz yemek daha ziyade lezzetiyle öne çıktığı için bizim incelememiz ne kadar bize malzeme çıkarır bilemiyorduk. Tek parça ya. Evet, bir de tek parça olduğu için birazcık aslında lezzet ön planı çıkıyor ama biz yine de sizleri kırmak istemedik. Bir bakalım dedik. Bunun için de pizza olarak Domino's pizzayı denemek istedik. Şöyle bir kutuda geliyor. Ben ne sipariş ettiğimizi söyleyeceğim. Şöyle Domino's bir... konusunda çok istek vardı, onu söyle. Ha. Erdem uyardı şimdi. Domino's konusunda bir de istek de çoktu. Yani çok fazla yorum da vardı. Mesaj da vardı. Biz de kırmadık. Mesaj geldi. Çok pardon. Çok özür dilerim. Hatta şu an bile yorum geldi. Bakıyoruz. Erdem, senin telefonun ne ara gelmiş oraya? Evet, çok güzel gidiyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi, ne sipariş ettik biz Domino's Pizza'dan? Orta boy cazip efsane pizzalar kategorisinde sosyal pizza söyledik. Sosyal pizzada ne var? Pizza sosu, mozzarella peyniri, sucuk, mantar, mısır, domates ve kekik. Kenar seçimi olarak da bol sucuk kenar ve parmesanlı seçtik. Bakalım nasıl bir şey geldi. Bir de içecek olarak da kutu Fanta istedik. Siparişimizi 12.21'de verdik. 12.52'de kapımızdaydı. Domino's'un da biliyorsunuz bir 30 dakika sözü var. Fakat bunu hangi yöntemle sipariş verdiğimizde, yani hangi iletişim aracılığıyla sipariş verdiğimizde 30 dakika geçerli, ben açıkçası bilmiyorum. Öyle olsa bile 31 dakika bence güzel bir zaman. Siparişimizin fiyatı da 28,90 lira. Biz bu arada pizzayı söylerken 17-18 lira gibi bir şeydi beraber. Aa, iyiymiş ya fiyatı, çünkü bayağıdır pizza sipariş etmiyorum ben. Erdem de böyle. Aa, iyiymiş fiyatı dedik. Yalnız siparişin içerisinde seçimleri yaparken birden çok fazla şey seçmememize rağmen 28 lira 90 kuruş olduk. Çok o güzel. Sucuk, parmesan işi bozdu. Sucuk değil mi? Kenar güzel. Kenar 7,5 lira arkadaşlar. Bakalım. Bayağı bir döner fiyatı yani. Aslında evet, değil mi? Tavuk döner de yiyebilirsin yani. Et döner dersin. Yiyeceğin ete bağlı olarak. Evet. Değecek mi bakalım. Biliyorsunuz ben eğer tat lezzet değiyorsa açıkçası fiyat çok uçuk olmadığı sürece kaçmamaktan yanayım. Genel anlamda da. Bakalım. Kutumuzu şöyle önce bir açacağım. Daha sonra yakından inceleyeceğiz. Şöyle mukavvamızı... Mukavva deyince karton ev vardı. Şöyle baktığımız zaman pizzamız şu şekilde... Erdemciğim, bunu fotoğrafını ve sipariş verdiğimiz sitedeki görselini yan yana ben getirecek. Ben anladım. Şey yapacak, yan yana koyacak, bakarsınız. Hemen içinde, bunun içinde olması normal mi böyle? Ha, öyle katının içinde. Kenarından koyuyorlar. Okey. Ne bileyim, böyle şey olmuş falan bulaşmış. Okey. Daha hızlı ne mutlu edebilir ki? Şimdi bak, onu diyordum. Baharat tek başına, bak güzel bir yoğurt sos gönderseler yanında minicik. Evet. Diğerleri yapıyor. Diğer firmalar, bazı firmalar bunu yapıyormuş. Küçük bir yoğurt sos. Domino's'ta böyle bir şey yokmuş. İçinde pizza baharatı karışımımız çıktı. Poşetimiz şöyle. Burada da Fanta içeceğimiz var. Yani evet, ekstra yan seçimler söylemezseniz çok fazla bir çeşidiniz olmuyor masada. Haliyle yani pizza böyle bir şey. Çok fazla pizzacı olmadığım için açıkçası bilmiyorum. Şimdi bir tadına bakalım. Merak ediyorum. Bol sucuk kenarını da merak ediyorum. Pizzanın diliminin tadı... Oba, şöyle bir ayırdığımızda sucukları görebiliyorum şeyin içerisinde. Zaten tepkimden anlamıştımdır. Oba. Evet, şöyle sucuk çıktı içinden. Bak, sucuğun bir kısmı burada kaldı ya. Neyse, benim beceriksizliğim bu sanırım. Bir yorum daha geldi şu an. Gerçekten beğendim. Güzel. Sıcaklığı da güzel. Yalnız tadına baktığım an fark ettim ki paketimizin hiçbir yerinde peçete yok. Bilmiyorum diğer firmalarda oluyor ama ya benim için önemli olan pizzalarda olmaz diye bir şey peçete kolonyalı lazım. Kolonyalı mendil koyuyorlar. Yemeğin yanında. Sos koyuyorlar, baharat koyuyorlar. Kolonyalı mendil diyen insan kalmış aramızda. Islak mendilli, kolonyalı mendil diyen arkadaşlarım. Yaşlıyız oğlum. Polonyalı. Ay. Kolonyalı mendil. Bir Selpak bir şey yok mu ya? Setteki arkadaşlar. Şuradan mı alayım? Ha. Asıl mevzu orada ne var? 7,5 lira verdik oraya. O zaman Erdem'in uyandırmasıyla 7,5 verdiğimiz kısmı, sadece 7,5'lık kısmı yemek istiyorum ben. Ayırdım direkt. Beni iğrenç bir insan olarak görmeyin lütfen. Burada test yapıyoruz. Burayı hızlandırdığını varsayıyorum. Zaten ağzını şapırdatıyorsun diye kızıyorlar.
Mikrofon burada, o şapırdatma sesi değil aslında. Bütün gırtlağımı duyuyorsunuz arkadaşlar, ne yapayım ben? Ağzını açmadan şapırdatabilir mi bir insan yoksa? Şapırdatma böyle olur bak. Yapıyor muyum böyle? O kendini biliyor. Güzel. Kenarın içindeki sucuğu beğendim gerçekten, tadı güzel. Yalnız şöyle bir şey var, bu benim için geçerli. Çok kalın. Ama hani ince ya da incecik diye seçenekler de var ya. Okey, bir yanlış olmasın. Ben sadece bu kadar kalın hamurun içinde sucuğu sevmiyorum. Hamur daha ince, kenar için bahsediyorum. Sucuk o zaman daha tadı güzel geliyor. Ama kalın olmasına rağmen yumuşak. Tabii yumuşak seven olur mu bilmiyorum ama ben yumuşak seviyorum. Yumuşak ve çok güzel bir hamur var. Hamuru tek başına ısırdığında da, yani sucuksuz, kenara diyelim. Çok güzel. İşin gerçeği lezzetini çok beğendim arkadaşlar. Zaten yarım saattir yiyorsun. Kapat artık da. Siz kapatın. Bir yakından o zaman bir görelim. Görüntüsü tatmin edici. Şöyle ayırdığımda şu şekil. Şuradan bir tane genel dilimi ayırayım çünkü ayrıldı. Şöyle. Sucuklu kenarın içindeki sucuğu görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ben berbat ayırdım. Üzgünüm. Aslında şuradan efendi gibi ayrılabilir ama sucuk bu işi zorluyor. Ama evet. Şöyle gördüğümüz zaman şöyle. Üzerindeki malzemelerimiz istediğimiz gibi. Mısırları, sucukları, domatesler, kekikler tabi biraz daha karıştığı için çok net tespit edemiyoruz ama aralarda görebiliyorum ben. Mantarı, mozzarella peyniri zaten üzerinde muhtemelen eritiliyor. Şurada da peynirler var. Parmesanlar da şeylerin üzerinde, kenarların üzerinde parmesanlar da görünüyor. Gayet açık bir şekilde çok da söylenecek bir şey yok işte. Hani pizza evet. Değil. Yani evet, üzerine Erdem'in de söylediği gibi çok fazla diyecek bir şey yok. Pizza. Ama şunu söyleyebiliriz ki güzel bir pizza. Evet arkadaşlar, bu siparişimizi de Domino's Pizza'dan verdik. Kısa bir özet geçmem gerekirse, biz Domino's Pizza'dan orta boy cazip efsane pizzalardan sosyal pizza söyledik. Bunun içeriğinde pizza sosu, mozzarella peyniri, sucuk, mantar, mısır, domates, kekik var. Arada bir detone oldu fark ettin mi? Kenar olarak da parmesanlı bol sucuk kenar seçtik. Bunun dışında içeceğimiz Fanta'ydı. Bütün bu siparişin fiyatı 28,90'dı. Ve 31 dakikalık bir zamanda gelmiştim. Ben bu Fanta'yı açıyorum ya. Domino's Pizza'da olduğu gibi incelememizi istediğiniz restoranlar, yemek tipleri varsa lütfen bizi iletmeye devam edin. Biz bunları incelemeye devam edeceğiz. Ayrıca yorumlarınızı da esirgemeyin, paylaşımlarınızı da bekliyoruz. Çok güzel yorumlar da geliyor işte. Abi seni çok seviyoruz, ne kadar gür saçların var falan. Çok tatlı yorumlar geliyor bana, sağ olsunlar. Çok gür saçlarımdan bahsediliyor genelde. Erdem bahseden yok, çok ağrıma gidiyor. Yani Erdem tabii kamera arkasında olunca insan bu kadar çok fark edilmiyor, anılmıyor haliyle. Aslında... Kıskanmıyorum değil ama yani. Erdem kıskanıyor, Erdem'e de selam söyleyeyim. Bizi burada çıkacak olan sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Buralarda çıkacak olan butonlardan önceki ve sonraki videolarımızı görebilirsiniz. Şuradaki butondan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepimize afiyet olsun.